Sevgili dostlar merhaba. Bugün geçtiğimiz günlerde otizmli ailelerin yuvalanması haberiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Malum beraber yaşadığımız toplumda birçok farklı kesimli veya farklı engelleri olan insanlarla veya farklı etnik kökeni olan insanlarla bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında birbirimize sabır, anlayış, hoşgörü, sevgi göstermemiz gereken günleri yaşıyoruz. Onun ötesinde çocuklara yönelik, özellikle otizmli çocuklarımıza yönelik ve onların ailelerine yönelik böyle bir tepki birçoğumuz gibi beni de üzdü. Halbuki bilmemiz gereken en önemli şey birbirimizle nasıl kaynaşabiliyoruz, bir toplumda beraber yaşamak için nasıl hayatımızı kolaylaştırıyoruz, insan olmanın en değerli ölçütlerinden birisi bu. Ne yazık ki son günlerde bundan biraz uzaklaştığımızı, belki biraz birbirimize olan duygudaşlığımızı kaybettiğimizi düşünüyorum. Duygudaşlık derken empatiden bahsediyorum. Empati de hep atladığımız bir şey var. Onun için özellikle bu kelime üzerinde durmak istedim. Empati aslında bana benzeyen insana gösterdiğim anlayış değildir. Empati dediğimiz şey benden radikal düzeyde farklı olan insana karşı gösterdiğim anlayıştır. İnanç olarak, bakış açısı olarak, siyasi görüş olarak, düşünce olarak farklı insanlara anlayış gösterebiliyorsam gerçek anlamda empatik olduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla benimle aynı bakış açısına sahip olmayan veya aynı bedensel özelliklere sahip olmayan insanlara karşı geliştirdiğimiz tutum ne yazık ki empatik olmaktan epeyce uzak. Dolayısıyla ben bu çocuklarımıza yönelik bu olumsuz tepkiyi gösteren anne babaların da dinlenip neden bu kadar olayı sorun olarak gördüklerini de anlama taraftarı olmakla beraber her ne sebeple olursa olsun otizmli çocuklarımıza yönelik gösterilen bu tepkinin hiçbir akıl, mantık veya anlayışla izah edileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu anne babalara özellikle bugün yaptıkları bu tepkinin yarın onların çocuklarına farklı alanlarda yönelebileceğini ve çocuklarımızın elinden birbirleriyle kaynaşarak farklı bireylere hem saygı göstermeleri gerektiği hem de birbirleriyle bir olabilme becerilerini ellerinden aldıklarını da düşünüyorum. Aslında anne babalar otizm çocuklarımıza tepki göstererek gerçek anlamda otizmli bireylere ya da kendi çocuklarından farklı olan bireylere tepki göstermiş olmalılar. Kendi çocuklarının farklı sosyal ortamlarda farklı bireylerle kaynaşma, sosyal ilişki geliştirme, bir araya gelebilme becerilerine de ket vurmuş oldular. Dolayısıyla ben eminim bu yaptıklarını basına yansıdığında ve kendilerini izlediklerinde muhtemelen onlar da çok üzüldüler veya pişman oldular. Ama bazı şeyler, bazı adımlar atıldıktan sonra malum geri alamıyoruz. Dolayısıyla özellikle bu videoda anlatmak istediğim şey şu. Sizin gibi olan insanlara anlayış göstermek herkesin harcı. Herkes yapabilir bunu. Gerçi bugünlerde burada da sorun yaşıyoruz ama önemli olan bizden, sizin bakış açınızdan tamamen farklı olan insanlara karşı da anlayış gösterebilmek ve ortak nokta bulabilmek. Onun ötesinde de çocuklara farklı, bugün otizm olur, yarın Down sendromlu olur, öbürsü gün başka bir engelli bireye olabilir veya hiçbir şey olmaz. Sadece gözlük taktığı için, sadece boyu biraz uzun veya biraz kısa olduğu için, diş teli takmış olduğu için sizin çocuklarınız da etiketlenebilir, ötekileştirilebilir. Biz uzmanlar, işte anne babalar, eğitimciler hep bunların önüne geçmek için bir takım konuşmalar yaparken ne yazık ki üzülerek görüyoruz ki hala sesimiz bazı insanlara ulaşmamış. Dolayısıyla tekrar tekrar bunları gündemde tutmak, tekrar tekrar konuşmak, tekrar tekrar bir arada olabilmenin yollarını aramak zorundayız. Bu konuda hepimizde büyük iş düşüyor. Yine biz de burada otizm çocuklarımızı ötekileştirdiklerini iddia ederek, bunu yapan anne babaları da tamamen dışlayarak değil, onlara otizmin nasıl bir şey olduğunu anlatarak, onlarla nasıl iletişim kurabileceklerini anlatarak, yani yine eğitimle, yine bir arada olarak ve yine birbirimizi kucaklayarak yol alabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla şiddete, ister psikolojik şiddet olsun, ister fiziksel şiddet olsun ya da zihinsel şiddet olsun, şiddete yine aynı şiddetle cevap vererek değil ama aynı şiddette eğitime yönelerek, eğitimin üzerine basarak ve birbirimizden koparak, uzaklaşarak, araya uçurumlar koyarak değil, birbirimize yakınlaşarak yol alabiliriz diye düşünüyorum. Evet, yapılacak çok şey var, alınacak daha çok yol var ama umut da hep var. Sevgiyle.